Nisa suresi 88'de Cenab-ı Allah orada bir angurtu geliyor. Onu bıraksınlar. Benim konuşmamı dinlesinler. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmez ne diye diyor Allah. Yani münafıklardan yana olan da bir yancı grup oluyor. Ama çok büyük adilik değil mi ya? Münafığa özeniyor. Onun gibi olmak istiyor. Bu sefer münafığın yancısı oluyor. Ya ne kadar aşağılayıcı bir şey ya. Münafıklar züppe olduğu için böyle zayıf insanlar züppelere yaranmaya çalışırlar. Bilmiyorum okullarda falan görmüşsünüz. Ukala züppe tipler değil mi? Evet. Çok dikkat çekerler. Bazı temiz kalpli kızlar falan, gençler falan onlara yaranmaya çalışır. Ya onlarla muhatap olmasını isterler. Onlar da züppeliği, ukalalığı daha da artırırlar. Onun için münafıklar ukalalığın ve züppeliğin çirkin sanatını çok iyi bilirler. Yani züppeleştikçe züppeleştirirler, ukalalaştıkça ukalalaşırlar. Böylece etrafındaki o gariban yancıları yönlendirirler. Ve münafık çok sürede birini terbiye edip kendi elektriğine, kendi sistemine sokabilir. Münafıktan o yüzden müminleri yalnız bırakmak doğru değildir. Mesela yeni tanıştığınızda bir münafığın yanına bırakırsanız, münafık 10 dakikada onun etkisi altına alabilir. Şeytani gücü olduğu için. Yani bir manyetizmanın neviinden, spiritizmanın neviinden müthiş harikalar masal olan Deccal dedi o. Onların hepsinde bütün adamlarında vardır. Münafıklarda öyle bir etkileme gücü vardır. Zayıf, kişiliksiz insanlar etkisi altına alır. Onlar onun yancısı olur. Mesela onu yediğinden yer, onu içtiğinden içer. Onun gibi giyinir, onun gibi konuşur. Onun zevklerini yaşamak ister. Yani zayıf, aklın zayıf, sinirleri zayıf tipleri özellikle çok rahat etkisi altına alabilir münafıklar.